Ama bir son dakikamız var. Tabii dün oynanan maç sonrası çok hakem tartışması olmuştu. Alanyaspor-Beşiktaş maçı ile ilgili olarak açıklama maç sonunda Beşiktaş yöneticisinden de gelmişti. Ama biliyoruz ki daha önce de kulüpten yapılan açıklamalar vardı hakemlerle ilgili. Özellikle Çebi'nin söyledikleri. Ve buna istinaden zaten Beşiktaş da tepkisini ortaya koyan bir açıklama yayınladı. Açıklamanın detayları için telefon attığımızda muhabirimiz Sercan Dikme var. Melike çok teşekkür ediyoruz. Dünkü maçın yansımaları artık bugüne taşındı. Dün Alanyaspor Beşiktaş maçını yöneten Yasin Kol'la ilgili olarak Beşiktaş Kulübü çok sert bir açıklama. Hatta sadece dünkü hakem performansına dair değil, ilk hafta Beşiktaş Kayserispor maçı hakemi Ümit Öztürk yönetimine de atıfta bulunan, hatta atıf kelimesini biraz daha çıkartarak hedef alan açıklamalar hem Ümit Öztürk'ün hem dünkü maçın hakemi Yasin Kol'un bir daha Beşiktaş maçlarını yönetmemesini talep ediyor Beşiktaş Kulübü yöneticileri ve tabii ki Beşiktaş Başkanı Ahmet Durçebi. Hatta bir cümle söylemek istiyorum. Kara bir leke cümlesini kullanıyor Beşiktaş Kulübü ve diyor ki 2022-2023 futbol sezonunun ilk haftasında sahamızda oynadığımız Kayserispor maçımıza hakemlik dahi yapmaması gereken Ümit Öztürk'ü atayan Merkez Hakem Kurulu niyetinden şüphe etmemize sebep olmuştu. Sezonun ikinci haftasında deplasmanda oynadığımız Alanyaspor maçında da hakem yönetimiyle Türk futbol tarihine yeni bir kara leke olarak geçti. Maçın hakemi Yasin Kol'un kolları maç boyunca defalarca sonucu etki eden ve 3 puanımızı gasp eden kararları işaret etti. Hakkımızı kasteden bu kolları adalet işaret edene kadar sesimizi yükselteceğiz. Değil hakemin hiç kimsenin emeğimizi, alın terimizi gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Her mecrada hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Dün bu skandal kararları imza atan hakem Yasin Kol'un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz. Türk futbolunda kaos yaratma maksadında olan hiç kimseye izin vermeyeceğiz. Tavrımız adaletsizliğedir. Sonuçlardan bağımsız olarak kaybetsek de kazansak da Beşiktaş'ın adaletsizliğin karşısında durmasına devam edecektir. Oyunun sahada kazanılmasına engel olarak Büyük Beşiktaş camiasının toplumsal huzura da kastedenlerini kınıyoruz. Başkanımız Ahmet Durçebi defalarca genç hakemlerimizin önü açılsın. Hata yapacaksa bizde ajandası olmayan hakemlerimiz yapsın derken o genç hakemlerin iyi eğitimli ve liyakatlı olmalarını vurgulamıştır. Dün sahada izlediğimiz hakemin liyakatından ve niyetinden şüphe ediyor. Maçımızı yönetecek seviyeye nasıl geldiğinin de cevabını Merkez Hakem Kurulu'ndan bekliyoruz. Camiamız bilmelidir ki konuyla ilgili Başkanımız Ahmet Durçebi Türk Futbol Federasyonu'na gidecek ve konunun takibini sağlayacaktır. Ve açıklamanın son cümlesi ise şöyle bitiyor. Beşiktaş Jimnastik Kulübü tüm unsurlarıyla birlikte haksızlığın karşısında dimdik durmaya devam edecek ve her zaman olduğu gibi bu sezonda şampiyon olmak için emin adımlarla ilerleyecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla Beşiktaş Kulübü Jimnastik. Beşiktaş Jimnastik Kulübü özellikle dün bu açıklamanın tamamını okumak gerekiyordu. Dün Melike Çelik Beşiktaş Kulübü yöneticileri de maç çıkışında çok sert açıklamalar yaptı. Evet. Hatta sabah saatlerinden itibaren paylaşıyoruz A-Spor ekranlarında. Maç bittikten sonra konuştuğum Beşiktaşlı futbolcular da hakem performansından ziyade saha içerisindeki hakem Yasin Kol'un tavır, davranış ve üslubundan çok fazlasıyla rahatsız olduklarını, kendilerini Beşiktaşlı futbolcuları, siyah beyaz formayı giyen futbolcuları çok fazla ciddiye almayan tavır davranışlar içerisinde olduğunu söylüyor. Açıkçası bu açıklamayı bekliyorduk ancak bu kadar sert bir açıklama yapmasını beklemiyorduk Beşiktaş Kulübü'nün. Ana tema olarak kara bir leke olduğu vurgulanıyor. Yasin Kol'un bir daha Beşiktaş maçlarında görülmesi istenmiyor Beşiktaş Kulübü tarafından. Melike Çelik. Sercan Dikme çok teşekkür ediyoruz. Detaylı uzun bir açıklama Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan. Şimdi Serdar sana şöyle döneceğim. Sercan'a alo demeden önce de Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Kulübü Başkanı lig başlamadan endişelerini dile getirmiş ve sesinin yüksek çıkacağının sinyallerini vermişti. Bir yandan da tabii ki eskiler gitsin yeniler gelsin düşüncesi hakimdi ama biz gördüğümüz bu noktada aslında pek bir şeyin değişmediğini, sadece Beşiktaş adına değil, hakem yönetiminin yine konuşulduğu, yönetimlerinin yine konuşulduğu bir lige
merhaba dedik. Tabii dün geceyle ilgili Sercan'ın şu söylediği de çok önemli. Açıklamadan bağımsız, açıklamada ilk hafta maçına da yine değinilmiş. Oyuncuların hakemin vücut dili, tavır ve davranışlarından da rahatsız olduğu söyleniyor. Sen nasıl yorumluyorsun ve nasıl gözlemledin? Ya ben şunu çok net söyleyeyim. Kötü bir hakem olduğunu hepimiz artık hemfikiriz. Geçen sene de yetersiz bir hakem diyeyim. Kötü demeyeyim yani. Kalbi iyidir, kötüdür, onu ben karışmam. Ama mesleki anlamda yetersiz olduğunu hepimiz gördük. Bir tane olabilir. Gözünden kaçabilir. Fırat Erdoğan'ın da gözünden kaçar. Cüneyt Çakır'ın da kaçar. Erman Hoca'nın da kaçmıştır zamanında. Ahmet Çakar'ın da, Oğuz Sarman'ın da. Collina'nın da kaçmıştır gözünden. Ama iki tane ise şüphe ederim. Ama üç tane ise başka bir şey ararım. Üç tane ise. Şimdi Ahmet Nur Çebi'nin dediği geçen sene, ki soruyu da ben sordum. Sayın Başkan, siz hakemlerle ilgili çok sert konuşuyorsunuz şu an. Geçtiğimiz seneki operasyonu biz yapmadık ama operasyonun doğru olduğuna inanıyoruz diyorsunuz ve tarafsınız şu an. Bir dahaki sezon peki sıkıntı yaşarsanız ne olacak? O hakemler, yani belli başlı hakemler size karşı bir cephe açarlarsa ne olacak? Tabii ki tepkimiz sert olacak. Diyorlar ki yani Ahmet Nur Çebi böyle konuştuğu için böyle oluyor. Hayır. Onlar olacağını biliyorlar. Çünkü çok şeffaf bir durum yok. İçeride ne oluyor, kapalı kapılar arkasında ne oluyor, ne bitiyor diye. Çok şeffaf bir durum yok. Ben bu Yasin Hoca'yı bu sürecin içerisinde tutmuyorum. Ben onun tamamen, çünkü önceden o hakem yapısına karşı olan bir hakemlerden biri olduğunu duydum ben de. Erman Hoca da söylüyor. Ama artık o hakemler geri geldi. Yani o yapı geri geldi diyelim. Şimdi bu hoca da ne yapacağını şaşırıyor demek ki herhalde. Bunu Erman Hoca da öyle yorumladı. Hadi kendimi kenara bırakıyorum. İkincisi, daha önceki MHK yönetimi bu operasyonu yaparken dediler ki bu operasyonun arkasında olan 3-4 kulüpten biri de Beşiktaş dediler. Bu yapının medyadaki tetikçileri söyledi bunu. Bu yapının medyadaki tetikçileri bunu söylüyor ve aynı zamanda bu yapının içerisindeki bazı hakemler de kendi aralarında ve bazı hakem eskileri de diyelim kendi aralarında ve camiada bize operasyonu yapan kulüplerden biri Beşiktaş'ı konuşuyorlar. Diğer kulüpleri bilmiyorum. Öyle söylemiş tetikçiler çünkü. Bunu bildiği için Ahmet Nur Çebi böyle söylüyor. Ben de diyorum ki çok net olunması lazım artık. Siz bu yapıyı temizlemezseniz bu kaotik ortam, futboldaki bu kaotik ortam devam edecektir. Bak çok net söylüyorum. Ben istihbaratçı bir gazeteciyim. Yani muhabirim ben. Ben boşa konuşmam. Sağlam isimlerle konuştuktan sonra bunları anlatırım burada. Ki Erman Hoca bunu defalarca söyledi. O yüzden geçen sene Erman Toroğlu'na saldırdılar. Ya Erman Hoca işte konuşuyor. Kimse kale almıyor zaten falan. Onun dönemi bitti işte. Ne diyor falan filan gibi ifadelerle itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Aslında doğruyu söylediği için korkuyorlar. O nedenle yeni Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi diyecek ki yahu bunlar Nihat Başkan'a bunu yaptılar. Önceki MHK başkanlarına bunu yaptılar. 50 defa MHK başkanı değiştirdiler. Bu yapı niye değişmiyor? Ne yapısı varsa değiştir.